turuncu işareti sayı doğrusu üzerinde 5,90 noktasına taşıyın. Bu noktaya 5 tam %90 veya 5 tam %9 da diyebilirsiniz. Bunların hepsi aynı şey. Turuncu işaret şu anda 5,8 noktası üzerinde. Burası da 6,0 noktası. Şöyle bir düşününce, 5,9 noktası, 5,8 ile 6,0'ın tam orta noktasıdır. Soruda 5,90 olarak yazılmış ama az önce dediğimiz gibi bu 5,9 ile aynıdır. O halde aradığımız sayı ikisinin tam orta noktasında. Soruyu düşünmenin bir başka yolu da şu: sayı doğrusundaki bu bölmelerin her biri kaça eşit? Gelin bir de buna bakalım. Burası 5,8 noktası. Onun 0,1 fazlası olan 5,9 noktası da burada. Onun da 0,1 fazlası olan 6,0 noktası da burada. Buradan buraya kadar 0,1'lik yani 1/10'luk bir fark var. Ve buradan buraya kadar da 0,1'lik bir fark var. Peki bu 0,1'lik mesafe kaç bölüme ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bölüme ayrılmış. O halde bu bölümlerden her biri 0,1'in 10'da biri kadardır. O da %1'e yani 0,01'e eşittir. Demek ki bu nokta 5,81'dir. Burası 5,82, 5,83, 5,84, 5,85, 5,86, 5,87, 5,88, 5,89 ve 5,90 diye sayı doğrumuz ilerler. Evet, bu sorunun cevabını bulmuş olduk. Pekala, gelin birkaç örnek daha çözelim. Turuncu işareti sayı doğrusu üzerinde 2,87 noktasına taşıyın. İlginç bir soru. Sayı doğrusu üzerinde 2,8 ve 3,0 noktaları işaretli. İkisinin orta noktası, yani diğerlerinden daha uzun çizgiyle gösterilen şu noktada 2,9. Aradığımız nokta 2,87. Az önceki örnekte gördüğümüz üzere bu çizgilerden her biri 0,01'lik bölmeleri temsil ediyor. Burası 2,8 yani 2,80 ise burası 2,81, 2,82, 2,83, 2,84, 2,85, 2,86 ve işte 2,87 de burada. Hadi sağlamasını yapalım. Saymaya devam edersek 2,88, 2,89 ve 2,90 yani 2,9. Dediğimiz gibi 2,8 ile 3,0'ın tam orta noktasında 2,9 var. Bu sorunun doğru yanıtını da bulduğumuzu düşünüyorum. Şimdi kontrol edelim bakalım. Evet, doğru bulmuşuz. Doğru yanıtı bulmuşsak soruyla ilgili verilen ipuçlarına bakmanın bir zararı olmaz. Nasıl ipuçları verilmiş onları da bir görelim. Yukarıda 2,8 ile 3,0 arasını gösteren bir sayı doğrusu çizilmiş ve bu sayı doğrusu 20 eşit parçaya ayrılmıştır denmiş. Evet, doğru. Bir sonraki ipucuna bakalım. Sayı doğrusu parçalarının uzunluğu 3,0-2,8'dir. O da 0,2'ye eşittir. Onu 20'ye bölersek 0,01 elde ederiz. Bu bölümlerden her birinin uzunluğunun 0,01'e eşit olduğunu bulmanın başka bir yolu da işte bu. Biz zaten bunu bulmuştuk. 2,81, 2,82, 2,83, 2,84, 2,85, 2,86 ve 2,87. Hadi bir soru daha çözelim. Diyecektim ki ipuçları daha devam ediyor galiba. Evet, görüyorsunuz, başka ipuçları da var. Soruyu çözdükten sonra verilen ipuçlarına da mutlaka bakın. Evet, şimdi bir soru daha çözelim. Turuncu işareti sayı doğrusu üzerinde 0,27 noktasına taşıyın. Burası 0,2, burası da 0,3 noktası. Bu iki nokta arasında 0,1 kadar yani 10'da birlik bir mesafe var ve 0,1'lik bu mesafe 10 parçaya ayrılmış. O halde bu bölümlerden her biri 0,1'in 10'da biridir. Yani %1 ya da 0,01'dir. Burası 0,2 demiştik ki bu 0,20 ile aynı şey. Saymaya devam edelim. 0,21, 0,22, 0,23, 0,24, 0,25, 0,26, 0,27. Soruda bizden istenen 0,27 idi. Kontrol edelim bakalım. Evet, doğruymuş. Verilen ipuçlarını da görelim. Sayı doğrusunun 10 eşit parçaya ayrıldığı söylenmiş. Hatta her birini sayı doğrusu üzerinde de yazmışlar. Umarım bu video, bu tarz alıştırmaları tek başınıza çözmeniz için size biraz cesaret vermiştir.